Galiba sözlerime biraz farkla başlayacağım. Alışılmış girişlerle değil. Burada çocuklar da var. Sevgili çocuklar, merhaba. Sevgili genç arkadaşlar, o umudumuz olan genç arkadaşlar, buradasınız değil mi? Merhaba. Kadınlar, kadınlar, o yarın çok konuşacak olan toplantıda, çok konuşacak olan kadınlar, merhaba, buradasınız. Hayat bütün dünyada sizin omuzlarınızda yükseliyor. Göğün yarısını değil, göğün tamamını kaldırıyorsunuz. Sevgili kadınlar, velinin siz her şeysiniz diye seslendiği kadınlar, gerçekten siz geleceksiniz, geleceği kuracaksınız ve bu ödülleri bundan sonra erkek arkadaşlarımız kadar kadın arkadaşlarımız da alacak. Evet, erkek arkadaşlar, merhaba. Değerli Genel Başkanım, beni bağışlayın. Sona kaldınız ama size olan sevgimiz, saygımız sonsuzdur. Size de merhaba. Cumhuriyet Halk Partisi'nin değerli üyeleri, değerli, önemli görevler yapan arkadaşlarım, sevgili kaymakamımız, demin ne güzel konuştunuz. Hepimizi heyecanlandırdınız. Size de ayrıca merhaba. Ve Alevi Bektaşi Derneklerinin çok sevdiğim 30 yılımı adeta bir kardeşim gibi onlarla paylaştığım bütün başkanlar, bütün üyeler, size de ayrıca merhaba. Ve size ayrıca teşekkürler. 70 yaşını aşmış bir kadına ödül verdiniz. Bu ödülün şöyle bir değeri var sevgili arkadaşlar. Ben biraz önce, hepiniz dikkatle izleyemediniz belki ama, Çağdaş Hukukçular Derneği'nde uzun süre genel başkanlık yaptım. Kapanmıştı 12 Mart öncesinde, biz 12 Eylül öncesinde, düzeltiyorum, tekrar kurduk o derneği ve emek vermiş, hukuka emek vermiş olan arkadaşlarımıza emek ödülü diye bir ödül vermiştik. Halit Çelenk, bazılarınız bilirsiniz, burada bizim gibi, sayın arkadaşım ve benim gibi yaşları 48'lerde olanlar Deniz Gezmişleri bilirler. Deniz Gezmişlerin avukatlarını bilirler. İlk ödülü Halit Çelenk'e verdik. Daha sonra onu izleyen çok değerli isimler oldu. Şimdi bu ödül benim için o kadar değerli ki, çünkü bu ödül bir emek ödülü. 30 yıldır bir davaya karınca kararınca verilmiş bir emeğin ödülü. Gerçekten aldığım en güzel ödül. Bunun için bu ödülü öneren ve kararı veren arkadaşlarıma tekrar teşekkür ediyorum. Ama sizinle bir sır paylaşmak isterim sevgili arkadaşlar. Nedir o sır biliyor musunuz? Aslında bu ödül benim değil. Bu ödül benim değil. Bu ödüle katılan en az 600 avukat var. 1993 yılında cübbelerini giyip Ankara'nın Sıhhiye Adliyesi'nin önünde görev için bekleyen 600 avukata ait bu ödül. Bu ödül her duruşmaya, 30 yıldır her duruşmaya ancak ölmüş ise der, yaşamdan ayrılmışlarsa gelemeyen ailelere verilmiş bir ödül. Çünkü Sivas katliamı davasındaki mücadele sadece avukatların mücadelesi değildir, ailelerin, esas olarak ailelerin mücadelesidir. Ama bir üçüncü ayağı daha var. Sivas katliamı davasındaki mücadele ekibinin
İşte şurada oturan arkadaşlarım, yani Alevi ve Bektaşi derneklerinin örgütleri, örgütlülükleri. Ve de siz varsınız. Kocaman burada olan herkes siz varsınız. Yüreğinizi ve aklınızı koyarak oralarda gaza, copa karşı direnen, yargılanmalara karşı direnen siz varsınız. Siz varken ben çocuklarımla tehdit edilmişim. Hiçbir önemi yok. Çünkü biz bütün çocukların özgür, eşit, adil bir dünyada, kimsenin kimseye kem gözle bakmadığı bir dünyada yaşasınlar diye mücadele ettik. O mücadeleye de devam ediyoruz. Şimdi bu ödülün beni neden sevindirdiğini anlatabildim mi bilmiyorum. Bu yaşımda, bu kocaman kadın, neden bu kadar çok sevindim, neden bu kadar çok sevindim? Biraz önce derneklerimizin açıkladığı bir bildiri vardı. Her satırına katılıyorum, her satırına. Türkiye'yi bugün yeni ve karanlık bir dönem bekliyor. Bir seçimden çıktık. Çıktığımız seçim arkasında hepimiz kaygıyla yeniden geri durmamak, mücadele etmek, daha da üzerine gitmek için bir karar vermek durumundayız. Hiçbir şekilde yılgınlığa yer yok sevgili arkadaşlar. Yılgınlık bize yakışmıyor. Yılgınlık olsaydı Sivas'ta 33 canımızı feda ettikten sonra pısar kenara çekilir yok olurduk, ama üstüne gittik. Kazanamadığımız çok şey var ama kazandığımız bir şey var. Mücadele deneyimi, mücadele konusundaki kararlılık. Ben de sözlerimi uzatmayacağım çünkü gün çok uzadı. Aslında 2-3 gündür her gece evde yatağa başımı koyup ne söylesem, neler anlatsam, bu ödülün beni neden heyecanlandırdığını nasıl ifade etsem diye düşündüm. Şimdi böyle aklıma geliverenleri paylaştım sizinle. Ama aklımıza geliveren, hepimizin aklına geliveren en önemli cümle şu: yılgınlık yok. Acılara karşı mücadele edeceğiz. Acılara karşı örgütlü bir yapıyla mücadele edeceğiz ve mutlaka biz kazanacağız. Hepimizin yolu açık olsun. Hepinize saygılar, sevgiler.